Suriyeli mülteci çocuklara anaokulu, orta öğretim, ön lisans eğitimi veren Hatay Yayladağ'ında bulunan Suriye Türkmenleri Derneği Eğitim Kampüsü kapılarını Akit Haber'e açtı. Öğrencilerine spor, eğitim ve sağlık hizmeti veren eğitim kurumu yardım ve desteklerle Suriyeli mültecilere ensar oluyor. Suriye'de devrim süreci 5 yaşında. 5 yıldır ölüm kusan Beşar Esed ve destekçileri için İran Suriye'de 350 bin sivili katletti. Suriyeli mazlumların tek sığınağı ise Türkiye. Suriye Türkmenleri Derneği Hatay Yayladağ'ında anaokulu, orta öğretim ve ön lisans eğitimi veren, içinde sağlık merkezinin de bulunduğu bir kompleks kurdu. Vakıf ve derneklerin yardımıyla kurulan kompleksi Akit Haber yerinde inceleyerek görüntüledi. Yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim gördüğü kompleksin öğrencilerinin tümü Suriye Türkmen bölgelerinden gelme. Kompleksi ziyaret eden 23 Şubat Gençlik Hareketi Derneği üyeleri, sınıf olarak kullanılan konteynerların Van depreminden arta kalanlar olduğuna dikkat çekerek yardımların ivedi bir şekilde okula ulaşması gerektiğini belirtti. Bizim Müslümanların yapması gerekiyor aslında. Bizim Müslümanların da bu doğrultuda en iyi desteği vermesi gerekiyor. Öte yandan eğitim merkezinin içinde yer alan hemşire eğitim merkezinde yeryüzü doktorları ekibiyle Suriye'den gelen sağlık personeline acil tıbbi müdahale eğitimi verilerek Suriye'ye hastanelere personel olarak gönderiyor. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ilaçları da merkezde toplanıyor. Suriye'de Türkmenler Derneği Eğitim Merkezi'nin yanı sıra Hatay Yayladağ Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen Yayladağ Stadı'na 9-11 yaş arası Suriyeli öğrencilere futbol dersleri vererek geleceğe hazırlıyor. Hem çocuklar için tekvando yeri olacak, hem spor, hem futbol, hem güreş alanları.